Sırada Amerikan basından özetler var. Dilge Timoçin haftanın ilk gününde Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Dilge. Özlem Amerikan basınının bugünkü gündemini Texas eyaletini vuran Harbi Kasırgası'nın verdiği hasar ve Amerika'nın dördüncü büyük kenti Houston'da yaşanan sel felaketi oluşturuyor haliyle. New York Times, ölümcül fırtına Houston caddelerini çağlayan nehirlere çevirdi başlıklarına sayfa haberinde. Houston'daki manzaranın 2005'te Louisiana eyaletini vuran Katrina kasırgasından sonra yaşananları hatırlattığını kaydediyor. Habere göre Ulusal Meteoroloji Dairesi bile Harbi kasırgasının boyutu ve yol açtığı hasar karşısında şaşkın vaziyette. Daire şiddetli yağışın kasırga ortasında da sonrasında da günlerce sürebileceği tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulunuyor. Resmi verile göre Texas eyaletinin bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarı 125 santimetreye geçmiş durumda. Harbi kasırgasının vurduğu Houston ve civarı Amerikan doğalgaz ve petrokimya sanayinin en önemli merkezlerinden biri. Petrol ve doğalgaz üretiminde şimdiden bazı aksamalar yaşandığı bildiriliyor. Gazete, Teksas'taki yeniden yapılanma çalışmalarının maliyetinin milyar dolarlarla ölçüleceğini ve önümüzdeki bir nesli etkileyeceğini öngörüyor. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Amerika'nın nükleer gücünde yenilik yapma kararına ilişkin habere yer veriyor. Gazete Hava Kuvvetleri'nin yeni nükleer kurus füzelerinin yapımı için 1 milyar 800 milyon dolar, 40 yıllık Minutemen füzelerinin yerine yenilerini yapmak için ise 700 milyon dolarlık iki yeni ihaleyi verdiğini bildiriyor. Habere göre aslında Obama döneminde başlatılan bu iki proje, Amerika'nın tüm nükleer gücünü yeniden yapılandıracak bir trilyonluk dolarlık planlamanın ilk parçası. Eski Başkan Obama nükleer silahların daha güvenli ve emniyetli hale getirilmesinin zamanla sayılarının da azaltılmasına yardımcı olacağını savunuyordu. Ancak Başkan Trump'ın Amerika'nın nükleer gücünde kısıtlamaya gitmek gibi bir niyeti olmadığı gözleniyor. Kimi çevreler Trump'ın bu yılın sonunda açıklanması planlanan Amerikan nükleer strateji değerlendirmesi henüz tamamlanmadan böylesi bir yenilenme planına girmesinin yeni bir silahlanma yarışı başlatma ve milyarlarca doları boşa harcama riski taşıdığını savunuyor. Bu çevrelere göre yeni geliştirilmesi planlanan nükleer kuruz füzelerinin teknolojik açıdan son derece kusursuz olması Rusya ve Çin'i de benzer teknolojiler geliştirmeye edecek. Washington Post'un ana sayfasında da Houston'daki sel felaketiyle ilgili haberler göze çarpıyor. Gazete Federal Acil Durum Dairesi Firmanın ve Kızıl Haç'ın Houston'daki facianın boyutları karşısında bir nokta daha sonra çaresiz kaldığını yazıyor. FİMA Ulusal Muhafız Gücü, Sahil Güvenlik, Sağlık ve Enerji Bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışmalarını yürütüyor. Ancak FİMA 2005'te New Orleans'ı vuran Katrina, 2012'de ise New York ve New Jersey etkileyen Sandy kasırgalarından sonra mağdurlara zamanında ve yeterli yardım ulaştıramadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Los Angeles Times da bugün tüm ana sayfasını üstüne ayırmış. Haberde Houston'da neden tahliye emri verilmediği ile ilgili ayrıntı da yer alıyor. Habere göre Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, kentin deniz seviyesindeki mahallelerinde bile tahliye emri verilmemesinin nedenini kentin kasırganın doğrudan izlediği rota üzerinde yer almaması olduğunu söyledi. Turner 6,5 milyon nüfusa sahip bir kente tahliye emri verilmesinin insanları kabusa sür sürüklemek anlamına geleceğini kaydetti. LA Times ayrıca Texas halkının sel felaketiyle birlikte seferber olduğunu ve vatandaşların birbirlerine yardım etmek için yetkilileri beklemeden harekete geçtiğini yazıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle harekete geçen Teksaslılar, su basan evlerinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmayı başardı. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Dilge. Haftanın ilk gününde Amerikan basınından öne çıkan haberler böyleydi. Diğer gündem maddeleriyle Stüdyo Washington yayınına devam ediyoruz.